Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Level C5. Saçımdan anladığınız gibi. Bugün yeni arabam Dodge Dodge. Tanıtımını yapmak için video kayda başladım. Öncelikle araba 250 beygir. 1,5 ton. Felaket bir torku olan, efsane bir gücü olan bir araba. Şöyle kupe olduğunu görüyorsunuz. Araba tamamen spor güç ve karı kız tavlama amacıyla geliştirilmiş bir araba. Dövmelerimden de anladığınız gibi Level C5'im. Şimdi arabaya şöyle bindim de göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi çok da anlatılacak bir şey yok. Turbo falan filan. Motor zaten 7000 motor. Araba cana var. Tütünden dolayı burun çekme oluyor. Geçmiyor. Hastalık gibi de değil ama geçmiyor yani. Kusura bakmayın. Neyse devam edelim. Baktık mı? Arabayı şöyle drone çekiminden göstereyim size. Şöyle bu arada air süspansiyonumuz hali bu. Araba çok güçlü olduğu için, tork da yüksek olduğu için şöyle drone ile çekeyim. Teker çok, yani normal kaldıramıyorsunuz arabayı. Arabamız manuel herhalde. Bayağı bir çözdüm arabayı. Şöyle bir diyelim, yanlayalım bir. Zaten sesi duyuyorsunuz. Araba ben bir canavarım diyor. Bunu duyuyorsunuz yani. Şöyle biraz otobana doğru çıkalım istiyorum. Şöyle bir makas falan filan yaparız. Şöyle otoban yanı. Hayırdır bu? Hayırdır? Hayırdır? Konuşma yarram, hem de asılsız. Büyük bir polis peşimize takılacak ama arkadaşlar Level C5 olarak alışkınım. Polis daha önce de peşime takıldı. Telefon edeyim, yine polisler peşimize takıldı. Onu ben hemen çözeyim. Akto! Polisleri al peşimden. Tamamdır. Drone çekimine geçelim tekrardan. Oo. Direkt yol verdi. Anladı beni. Kim olduğumu zaten arkadaş, arabayı tanıyanlar direkt yol verir. Level C5 baba zirve. Bak direkt. Gördünüz mü? Niye böyle yapıyorlar? Şu an anlayamadım ama sesten dolayı galiba. Biraz da tanıyanlar çıkıyor. Şöyle otobüs mesela ne yapıyor bu? Bassana gaza ya da sağa yanaş, yol ver. Enayi. Şöyle yapmak zorunda kalıyorum ben de. İnsanların canı biraz tehlikeye giriyor ama sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar, araç böyle. Fakat daha video bitmedi. Gazlamayı yapıyoruz şu an. Birazdan bir yanlama. Arkadaşlar bu arada Batflex'te neden küstüğümü çok soruyorlar. Halen soranlar var. Olayın üzerinden çok geçmesine rağmen hala soranlar var. Arkadaşlar zirve tek kişiliktir. Batflex de zirveye ortak olalım dedi. Ben de dedim Level C5 baba zirve. Deyince Batflex'le aramızda ufak bir sürtüşme gerçekleşti. O yüzden küstüğümüz devam ediyor. Öyle yani. Batflex'ten sonra biraz da karı kız ortamları gördüm. Hayatımda ilk defa kekoluktan, şaklabanlıktan çıktım. Batflex gibi bir adam olmaktan çıktım. Bir dakika. Karı kız ortam takılmaya başladım. Sarışın kızları taciz etmeye başladım. Böyle bir hayat yani. Uçakla falan kliplerim çıktı. Yani rally yerini de bulamadık ama şöyle Akto'ya söyleyeyim, helikopterle biz hemen ışınlasın oraya.
Da arabayı size göstermek istiyorum. O yüzden ralli yaparaktan çıkalım yani. Sesi zaten götten duyuyorsunuzdur. Bayağı fazla geliyor bana çünkü. Ralli, ralli, ralli. Anam sikem. Araç canavar. Bu arada arkadaşlar benim fazla arabam var. Bir tane Peugeot 207'm vardı. Kliplerimde gösterdiğim. Ondan başka arabam yok zannedenler varmış. Fakat bir sürü arabam var. Porsche. Oh, çıplaklar kampına da inişimizi yaptık. Yalnız ben bu tabancayı pek sevmiyorum. Ha. Prosperlarda anan skip hiç. Oğlum burada. Ah, bir dakika. Arkadaşlar ölmemem lazım. Drone çekiyordur inşallah bu anları. Lehimime laf eden olursa, yani lehim silah doğrultma şekli tarzıma laf eden olursa arkadaşlar, Fave Arena diye bir oyun var. Real hayat olarak orada yaşam sürüyorum ben. Beklerim erkek olan gelsin yani. Neyse hemen buradan kaçalım. Amcas gelmeden araç bu şekilde. Biraz da pati çekelim, duman şov yapalım. Yaptık dumanla şölen, göklerin arasında dümenler döner. Bizde ise hiç yok bir şey de fren. Dumanlar hep tüter tüter. Aldım anamdan helal. Şimdi götümde Chanel. Yapmadım okulda final. Böyle.